Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte E36'nın yanındayız. Kuzenimden E36'yı aldım. Bakalım birkaç videoda bununla gelecek. Biraz bununla gezeceğim. Bugün incelemesini yapacağız. Ufak da bir pol sürüş yapacağız bununla. Bununla daha fazla video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video önerilerinizi açayım. Hadi arka kameraya geçelim, devam edelim. Zaten aracı biliyorsunuz, daha önceden videosunu çektim. Kanalımdan bulabilirsiniz. Kuzenimin E36'sını inceliyoruz da herhalde başta, yanlış hatırlamıyorsam. Mor renk. Tam olarak ne geçiyor onu bilmiyorum hani bunun ismini. Ama benim hani gözle gördüğüm mor. İçi beyaz deri döşeme. Weather'ları var. Hem detayları var. Arabada değişen yok. 2 ya da 3 parça. Tam belli değil nerede oldu. Dikkat etmedim hani. Bakacağım ona tekrardan. Boya var. Başka haricinde hiçbir şey yok. LPG yok. Safkan benzinli. Mor stop var araçta. Bagaj hacmi olacak. Bagaj hacmini soracak olursanız bagaj hacmi bu şekilde. Hani bana gayet geniş geldi. Şuradaki fitil yırtılmış. Şurada işletmesi var alt tarafta, kaldırabilirsem. Hiç kullanılmamış daha işletmesi. Altta krikos falan var, aynı Tofaş'taki sistem kriko. Bagaj olarak güzel. Şurada yetişeler var. Acil yol yardım şeyleri var. Şu anahtar fazla. Bakın burada neler var. Bu hep orijinali. 12-13 anahtar. 8-10 anahtar, alyan, ondan sonra çekik ancası, bunun adını bilmiyorum, ben pense diyeyim, tornavida var, lokma var, yani ne ararsanız var arkadaşlar. Kapatalım geri. Araba çiçek gibi zaten. Kapatamadım. Şu boya kırılması gibi görünen şeyler araç boyalı olduğundan değil arkadaşlar. Güneş yanığından dolayı. Bakın şurada güneş yanığı var zaten ufaktan. Fark etmişsinizdir. Güneş yakmaya başladıkça çatlaklar oluşuyor. Sayılı 32 jantları var şu an üzerinde. Kuzeninde video çektiğimizde kara jant vardı üzerinde. Jant, kapaklı jant vardı. Motoru da gösterelim size. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum bu arada. Yeni aldım, daha dün geldi. Dünden beri sürdüm, biraz kullandım. Bunda pistonlu kaputu vardı herhalde, aynen var. Şurası komple siyah döşemeli, orijinalinde var mı bilmiyorum, yorumlarda belirtebilirsiniz. 6 silindir. Bu şekilde motoru var. M52 geçiyormuş sanırım, tam emin değilim. Dün birisi söyledi M52 geçiyor diye. M tampon takılı önde. Hem tamponu kuzenim taktırdı. Ufak bir ayar istiyor şuraları. Dalgalanma var. Bir tek bir eksiğimiz var şu an yapılacak olarak. Sislerde sol tarafın çalışıyor, sağ tarafın çalışmıyor. Buz mavi xenon var. Parklarda falan hiçbir sıkıntı yok. Patlamış şey sisin birisi onun için. Sadece bir tanesi sample alıp takılacak mavi. Direkt oturdu. İki tarafta da kilit var bunlar. Bakın iki tarafta. Direkt oturdu. Ayarsızlık yok hiçbir yerinde. Şu alttaki marşpiyerlerin arası tekrardan silikonlanacak. Zamanla atma yapmış. Arasında zaten fitilli olanlardan bunlar. Şuralarda hep BMW detayları var. Kapı aralarında M-Power detayları. İçi çok temiz aracın. Rekaro koltuk da var araçta. Arkayı da göstereyim. Arkadaki kolda yamasını çok beğendim ben. Şöyle göstereyim. Bakın burada bardaklığı var. Bardaklığı çektiğimizde burası içeri giden bir göz. Ters döndürdüm kamerayı. Başınız dönmüş olabilir. Bunlarda sunroof var ama sunroof cam değil. Saç şeklinde. Hani aracın kendi kaporta malzemesinin. Çok büyük avantajı var. Güneş almıyor içeri. Başınızı yakmıyor. Ama dezavantajı da var, yukarı göremiyorsunuz. Sunroof var ama yukarı bakamıyorsunuz. Benzinli.
EPG'siz. Park sensörü de varmış araçta. Ben geçen gün park ederken fark ettim. Yoktur diyordum hani 96 model araç. Onu söylememi unuttum. 1996 model, 220 bin araç. Orijinal kilometresi daha. İçine geçelim bakalım. Bir geniş açıya alayım kamerayı. Evet. Davul direksiyon deniyor herhalde buna. Davul direksiyon var. 18 tuş var. Şöyle göstereyim ben size şeyi. Hatta birazdan çalıştırınca göstereyim. Elektrikli aynalar var. Elektrikli ayarlanabilir aynalar. Şunu şöyle yaptığımızda kararan dikiz aynası var. Arkadan ışık aldıkça şuraya kararıyor. İç ışıkları falan hepsi çalışıyor. Şu aynaların buradaki ışıkları falan. Hepsi çalışıyor. Sunroof da şu şekilde göstereyim. Dışarıyı görmek istiyorsanız. Şu şekilde açılabiliyor ama ben güneş görmek istemiyorum şu an. Zaten sıcak. Arkasını kaldırsak yeter bize. Şurada torpidosu var. Torpido kilitlenebiliyor bu arada. Hemen gösterelim. Şimdi uyarı vermeye başlayacak araba. Aa, kilitlenmiyormuş. Arızalı herhalde kilidi. Aynen. Tamam verme, tamam takacağım anahtarı şimdi. Parklar açık diye uyarı veriyor. Bu arada şöyle bir ses var. İlk kontağı açmadan önceki 3 tık var bunda. Bir normal hani şu araçta olan kontağı çeviriyorsunuz. Sonra kontak açılıyor. Sonra araba çalışıyor. Bu aşamada böyle güzel bir ses veriyor araba. Bakın. Kapattım. Belli ediyor kendini. Sis tuşları burada. Arka sis, ön sis. Parklar, uzun farlar. Uzunlar değil. Başka göstereceğim ne var? Şöyle bakıyorum. Manuel vites bu arada. El freni bunda da tutmuyor. BMW'lerin çoğunda tutmuyor el freni nedense. Dörtlü tuşu burada. Cam tuşları burada. Şu büyük ihtimalle arka camın kilit tuşu. Bilemiyorum. Klimalı. Klimayı da göstereyim. Kontağı açalım artık. Bu klimanın açılma sesi. Bunu çözemedim. Bunu bilen varsa yorumlarda belirsin. Güneş yansıyor. Nereden engelleyebiliriz onun güneşini? Engelleyemiyorum. Çok basınçlı olmasa da üfürüyor. Araba şu an istopelik durumda bir de. Böyle gölgeye geçelim. Marş sesini de duymuş oldunuz. Birazdan tekrar marş yapacağım videoda. Böyle düz zemindeyken iyice çekince durduruyor arabayı. Ya çok serin üfürüyor ama çok büyük bir kuvveti basıncı yok. Şahsen ben kullanmıyorum araçta. Camlar açık olduğunda yetiyor. Şimdi 18 tuşa gelelim. Bakın. Burada şu an menzili gösteriyor. 322 kilometre. Burada kullanıcı 1'in şeyini gösteriyor. Ortalama tüketimini. Burada da kullanıcı 2'nin. Bunu Nurettin Ağam'dan aldığımdaki ortalama bu. Bu da benim kullandığım ortalama. 1 lira rahat düşürdüm. Bazen bunu ben 6'ya kadar da düşürüyorum. Başka ne var? Dışarının derecesi var ama tampondaki derece sensörü kırık olduğu için şu anlık bu şekilde gösteriyor. Şöyle -34 olarak gösteriyor. Ortalama hızımız 43. Bunu bilmiyorum. Check kontrol arıza şey herhalde bu. Arıza var mı yok mu diye. Yok, kontrol yapıyor herhalde aynen. Sinek bilir misin ya? Arabaya sinek girmiş. Hız limiti koyabiliyorsunuz buradan. Zamanlayıcı koyabiliyorsunuz. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Başka ne var burada? Başka herhangi bir şey yok gösterebileceğim. Bu tuşlar ne işe yarıyor? Şunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama kuzenimin söylediğine göre arabaya buradan şifre koyabiliyoruz kilit. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda söylesin. Deneriz videoda. Bakın 8'e çıktı durduğu yerde araç. Şurada normal ibrenin altında ne kadar yaktığını gösteren bir ibre var. Yolda gösteririm ben size onu. Devir ibresi, hararet ibresi. Hararet şöyle göstereyim, yüksek gibi duruyordu. M gösterge bu arada 240 değil 260 var ibrede. Şöyle şu kadar bir yakıtımız var. Bununla bize diyor ki seni 320 km götürürüm ama 8 ortalamayla gitmem lazım. O da biraz zor. Bu normalde çok yakıyor.
Yani köy yoluna gelirken illaki gaz kesebiliyorsun. Onun için düşüyor birazcık. Başka gösterecek ne var? Başka gösterecek bir şey kalmadı herhalde. Şurada bir adet sensör var. Neyi bilmiyorum. İçinde ışık yanıyor. Burada gözümüz var. Burada üretmen bana lazer yollamış herhalde. Sigorta falan var. Yedek lazım olursa diye. Şöyle göstereyim. Koldan yana kaldıralım. Burada gözümüz var. Burada da koldayamamız var. Aynı gözden arkada da var. Şey burası küllük. Ama sigara içmediğim için aracın içinde bu şekilde şey olarak kullanıyoruz. Göz olarak. Bakıyorum başka gösterecek bir şeyimiz kaldı mı? Şurada far ayarı ve yükseklik ayarı farın. Ve iç aydınlatmanın şeyi var. İç aydınlatma şurada bakın mesela bir turuncu ışık var. Kapatınca göstereyim. Bakın kapalı açık şeklinde. Bu orijinal mi bilemiyorum. Bakalım şöyle. Orijinalmiş. Bu ayak altlarında var. Gördünüz zaten şu. Orijinal mi? Büyük ihtimalle o da orijinal. Bilemiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz orijinal mi değil diye. Her ayak altında ışığımız var şu şekilde. Barda krom şey yapılmış pedallara. Yerden pedal araç. Yukarıdan pedal değil. 96 modeline göre güzel. Şurada bir imzalı bir kağıt var. Ne bilmiyorum. İmza mı diyeyim? İsmini mi yazmış biri selyasıyla? Bilemedim. Genel olarak bu şekilde araç. Hadi test sürüşüne geçelim. Aklıma gelirse inceleyecek şeylerden söylerim tekrar yolda. Evet, geldik aracın içine. İnşallah kamera açısı güzeldir. Şöyle kafa şey emniyet kemerimizi takalım. Şimdi marş sesini bir dinleyin bakalım. Marş bu. Şu klimanın sesini çözdürmem lazım ya. Yani takır takır açılıyor. Camları kapatalım. Şu camda bir sıkıntımız var. Ara sıra böyle takılarak kapanıyor. Takıldı, kapanmayacak. Bazen de böyle direkt kapanıyor. Kesmiyor ama o motor şeyi. Büyük ihtimalle dişli sıyırmış olabilir. Böyle iç ışıkları açalım. Bir faydası oluyor mu olmuyor. Ben klimayı kullanacağım şimdilik. Çok sıcak çünkü aracın içi. Video çekerken yanmayalım. Bak oradan bir ibre geldi. Ne kadar yaktığını gösterecek şuradaki ibre. Şu an 100 kilometrede 10 gösteriyor da 10 litre değildir herhalde o inşallah. Bakalım bir kamera aktif mi? Aktif. Kamera açısı da güzel gibi inşallah. Bu arada bayağıdır yanlama videosu çekmiyorum. İsteyen varsa yanlama videosu da gelebilir. Yorumlarda belirtin. Çoğunlukta olursa yanlama videosu isteği yanlarız. Nasıl bozuk? Oradan geçmeyelim. Bu arada araçta kolivur var arkadaşlar ön tarafta. Başaran'ınki diyebiliyorum. Tam ayarında basılı. Biz zaten kuzenimle bastık yön tarafın kolivurlarını. Şimdi bizim stabil kendi gittiğimiz her zaman gidip geldiğimiz yola gidelim. Orada bir
sesi vardı, onu çözemedim. Kapı kolunda bir şey var herhalde. Şurada çukur var, geçemiyorum. Oo, bayağı derin çukur. Çukurun derinliğine baksanıza, lastiğin olduğu yer daha da derin. Orası biraz daha yüksekmiş, keşke oradan geçeydik. Direkt fazla devirli kullanmıyorum aracı. Yüksek devirli kullanmıyorum diyeyim daha doğrusu. Fazla yakmasın diye, içindeki yakıt bana uzun süre yetsin diye. Hayır, seni bir türlü geçemiyoruz ya. Şansımız, yollar hep bozuk. İbre kayboldu, o kadar çok yakıyor ki şu an. Yani klima şu an gayet serinletti bu arada. Öğlen sıcağı değil, saat kaç? Saat 10 şu an. Öğlen sıcağında işe yaramıyor. Dün denedim. Bu serinlikte gayet serinletiyor içeriye bu sıcakta. Orijinal direksiyonu bu değilmiş bu arada arkadaşlar. Bu davul direksiyonu diye geçiyor diyebiliyorum. Bunu sonradan takmışlar. Ufak bir gıcırtısı var. Şu araya sürtüyor herhalde. Bu arada bayağı serinletti. Şu an üşütmeye bile başladı. İnşallah kamera açısını beğenirsiniz. Dediğim gibi E36 ile daha fazla video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu araba kuru zeminde çok sıkıntı yok ama ufak bir yağış zemin gördüğü anda çok sakat. Şurada çukur. Sola döneceğim ama sola geçemedim. Şu beni geçsin, öyle döneyim. Şöyle sizin için bir basmış olayım bu kısımda. Şu şekilde. Sesi gayet güzel bu arada. Halen daha cam açma tuşunu burada arıyorum. Şu klimayı bir tık kısalım. Üşüdüm. Bu arada çift bölgedeymiş. Bakın şurası ayrı. Benden taraf ayrı. Klima çift bölgeli. Teyp olarak Sony'nin teybi var. Sesleme olarak çok iyi bir şey yok. Hani orijinalimi bilmiyorum ama hani ses versin yeter şeyinde şu an sesleme aracın içindeki. Bu arada o iyi, o kadar bastık, 9.6'ya çıkartmışız sadece. Kuzenim çok yaktığından şikayetçiydi. Clio ile takas etti amcamla, 1.5 Clio ile. Ben de dedim biraz bineyim, bir de videosunu çekeyim size. Beğenirseniz daha fazla video gelir. Klimayı kendimden uzağa çevireyim. Arabanın içi serinler. Ben değil de. Evet, buradan o dönüş yapacağız. Şurada önümüzdeki araba uzaklaşsın, orada virajda da deneriz. Kaçla girelim? 80 iyidir gibi. Gerçi bu arabayla 80'le girmem gibi ben ya. Güvenmiyorum bu arabaya. Ne yapıyor? Bas çek bas çek yapıyor freni. Sürücü kursu aracı herhalde. Ayna üzerinde aynalar var. Derken 70-80'le girdik yine biz.
Buna geçebilir miyiz biz? Buna geçeriz. Aynen, sürücü kursu aracıymış. Genelde sürüş talimlerini burada yapmıyorlar ama bilemedim neden burada yapıyor şu an. Virajlara giriyor ama insana illaki bir korku veriyor. ACS mi, ASC mi, hangisi bilmiyorum adını tam. ESP falan hiçbir şey yok. Sadece ABS var bunlarda. ABS'si var ama öbürleri yok. Şu an Ampaşa bayağı hızlandı. Kasası ağır bu arada bayağı bir. 3'e göre bayağı ağır. 3.20'ye göre bayağı ağır. Şu an 120'yi 130'u buldu kendi Ampaşa. Frenler de gayet güzel bence. Kafam acıdı, kafa bandıydı. Aa. Gelen var mı soldan? Yok. Çok aşağı geldi gibi bir kafa bandı. Heh. Önümü göremiyordum. Şöyle genel olarak araç içinde şöyle giderken göstereyim size. Yoruldum konuşmaktan. 5 ileri geri vitesinin bunlarda biraz değişik geçiyor. Onu da göstereceğim size unutmazsam birazdan. Tam bozuk yerde karşımda araç denk geldi. Çevirince üşütüyor. Uzağa çevirince de yanıyor. En iyisi kendime çevireyim. Biraz serinleyecek. Düşük ayarı alırız. Aha, geçiremedik vitesi. Daha alışamadım bu arada debriyajına, frenine, gazına, hiçbir şeyine alışamadım. Çünkü pedallar aşırı sert. Direksiyon aşırı sert. Hani olması gereken budur ama ben Leon'dan sonra buna binince çok sert gibi geliyor. Hani 96 model arabaya göre normal, hani ben Tofaş'a bindiğimde de aynısını yaşıyorum. Ama Leon'dan sonra buna geçince aşırı sert geliyor pedallar bana. Şu weather'lara alışmam lazım. Fırtına batıyor ufaktan. Şura nemli olsa direkt buraya yan yan girer. Dün düz yolda gidiyorum aynı bir şekilde. Önüme bir hafif bir yağış zemin çıktı. Hemen bir lastik sarmaya başladı düz yolda giderken. Çok çabuk lastikleri sardırıyor herhalde. Hani güçlü motor 150-160 civarı herhalde. Normal ama 6 silindir 2 motor olduğu için 150 beygir de olsa çabuk güç veriyor lastiklere, jantlara. Bir de arkadan itiş araba. Şimdi egzoz olsa, bir de popcorn olsa çatır 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 inecek aşağıya. Ben size neyi gösterecektim? Bakın unuttum. Bir düşüneyim, aklıma gelsin, bulamazsam videodan izleyip de bulacağım neyi göstereceğimi. 9.0 şu anki yakıt değerim. Sen neyi gösterecektim ya? Unuttum ya. İleride bir ara durayım da videodan bakayım. Geniş bir yer bulursam duracağım.
Ben video kaydından bakayım, ondan sonra göstereyim ne göstereceğim. Videoyu tekrar açtım, aklıma geldiğini göstereceğim. Geri vitesi gösterecektim. Bakın şimdi böyle bire takıyoruz ya. Bunu iyice tekliyoruz. Olmadı. Bakın bu şekilde. Bakın burada bir takılıyor. Tekliyoruz. İleri tekliyoruz. Geriye geçiyor. Bura normalde duvar gibi, böyle sert gibi. Ama itekleyince açılıyor bu şekilde. Bayağı sert bu arada. Şanzıman yapısı da bu şekilde. Burada videoyu bitiriyorum. Daha fazla video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hangi araçla daha fazla video istiyorsunuz? V36 mı? Tofaş mı? Leon mu? Belirtin yorumlarda. Ona göre video gelir. Merak ettiğiniz şeyler olursa bana yorumlarda sıralayın. Ben internetten araştırayım. Soru cevap videosu şeklinde ya da videoların içinde cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arka kamera, ön kameraya geçelim de öyle veda edelim. Hadi. Kafa bandı. Saçımı mahvetti. Kafam şurası da iz bıraktı. Bu tür videoların devamı için abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.